Stefano Ricci gömlek 750 euro. Loro Piana canvas pantolon 625 dolar. John Lobb Carrington ayakkabı 1850 dolar. IWC Big Pilot saat 36 bin dolar. Üst üste 7 Formula 1 şampiyonluğu paha biçilemez. Griddeki en iyi araca sahip olabilirsiniz ama arabanızı diğer takımlar kopyalayabilir. En iyi motoru da üretebilirsiniz ama başka bir takım daha iyisini yapabilir. En zeki mühendisleri takımınıza alabilirsiniz ama onları başka takımlara kaptırabilirsiniz. Mercedes ve Toto Wolff'un başarısının ardında diğer takımların kopyalayamayacağı bir şey var. Takım kültürü. Tüm parçaların birbiriyle uyumlu çalıştığı bir organizasyon yapısı. Bugün Mercedes'in hibrit motorunu, şasisini değil, o motoru ve o şasiyi her sene dominant kılmalarını sağlayan organizasyonunu ve başarılarının bu kadar uzun sürmesinin nedenlerini konuşacağız. Bu başarının mimarı olan birçok deha var. Ross Brawn, Niki Lauda, hatta Michael Schumacher. Yeri geldiğinde bahsedeceğim ama bu videonun baş aktörü Toto Wolff olacak. Bunun sebebi diğer isimleri kendileri için hazırlayacağım ayrı videolarda anlatmak istemem. Bu isimler farklı takımlarla da tarihe geçti. Toto Wolff'u ise birçoğumuz Mercedes'te tanıdı. Mercedes'le özdeşleşti. Enteresan bir hayat hikayesi var. 72 Viyana doğumlu, Polonyalı bir annenin ve Romanyalı bir babanın oğlu. Babasını erken kaybediyor, annesi onu ve kız kardeşini özel bir yabancı okula gönderse de okul taksitlerini ödeyemediğinden okulla ilişkisi kesiliyor. Henüz daha 19 yaşında göçmenleri desteklemek için insanların ellerinde mumlarla yürüyüş yapacağını öğrenince arkadaşıyla beraber 125 bin mum alıp hepsini yürüyüş alanında satacak kadar girişimci, üniversite okurken bir yandan pistte çalışıp bir yandan da kendi seyahatıyla yarışlara katılacak kadar da yarış tutkunu. Limitlerini de bilen bir adam. Ortalamanın üstü bir yarışçı olsa da başkalarının, özellikle o dönem beraber yarıştığı genç Nick Heidfeld gibi pilotların yaptıklarını görünce asla onlar kadar iyi olamayacağını anlıyor. 94'te sponsorunu da kaybettikten sonra yarış kariyerini bitirip bankada çalışmaya başlıyor. Seneler sonra Williams'ın ufak bir hissesini alma fırsatını bulunca yeniden motor sporlarına dönüyor. O dönemde Frank Williams'la iyi bir ilişkisi var. 2012 İspanya Grand Prix'sinde Maldonado'nun sürpriz zaferinin ardından Daimler grubunun yönetim kurulundan Wolfgang Bernhard Toto'yu arayıp kendisiyle bir kahve içmek istediğini söylüyor. Biz senelerdir o kadar para harcamamıza rağmen daha yarış kazanamadık. Siz bunu Williams'a nasıl yaptınız diye soruyor. Toto ile Mercedes'in ilk teması burada başlıyor. Ardından daha ikinci görüşmelerinde CEO'luk teklif ediyor. Toto önce kabul etmiyor, ben bir girişimciyim, içinde kendi payım yoksa yer almam diyor. Bunun üzerine Mercedes F1 takımının %30 hissesini Toto'ya satıyorlar ve hem hissedar hem de CEO olarak Mercedes'e göreve başlıyor. Formula 1 dışarıdan katılımın zor olduğu bir yer. Gençliğinizde başlayıp işi mutfağında öğrenmeniz beklenir. Dışarıdan katılmak zor, katıldıktan sonra kendinizi kabul ettirmek daha da zor. Nico Rosberg Toto göreve başladığında kendisine çok şüpheyle yaklaşanlardan. Fakat Toto ile yaptığım ilk konuşma yetti diyor. İyi bir yöneticiyle çalışacağıma tek konuşmada ikna oldum. Toto insanlar üzerinde büyük bir etki bırakan, insan ilişkilerinde çok başarılı bir insan. YouTube'da onun birkaç podcast'ı var, izlemenizi tavsiye ederim. Hem hayat hem de liderlik üzerine oldukça yerinde tespitleri var. Bir gün liderlik üzerine bir kitap yazarsa mutlaka okumak gerek. Nihayetinde Ross Brawn ve Niki Lauda gibi senelerdir Formula 1'in içinde yer almış iki büyük ismin yanına geliyor. Paddy Love'ın getirilmesinin ardından Ross Brawn ayrılıyor. Ross Brawn'un Mercedes'in ayrılışı bir hayli üzücü bir şekilde gelişiyor. Ancak dediğim gibi bu olaylar başka videonun konusu. Formula 1'de büyük saygı gören, FIA ile ilişkilerde başarılı efsanevi bir isim Niki Lauda, diğer yanda insan ilişkilerinde oldukça başarılı Toto Wolff. Ellerinde devasa bir kaynak, iyi kurulmuş bir yapı ve çok iyi mühendisler var. Bunları kendi haline bıraksanız şampiyon olabilir misiniz? 2000'lerde Toyota'nın akıttığı milyonlara karşın anında sonuç bekleyen üst yönetimin yarattığı kötü ortam, Renault'un 2016'da 3 senede şampiyon olma gibi gerçekçi olmayan hedefler koyarak tüm ekibine gereksiz baskı yüklemesi ve genel olarak Ferrari'ye baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bunları birbiriyle uyumlu çalıştırabilmek için doğru bir takım kültürü ve organizasyon yapısı gerekiyor. Gelin bunlara ve bunların ayakta kalmasını sağlayan nedenlere bakalım. Bizim bir mottomuz var. Gör, söyle ve onar. Bu, herkesin sesini duyurabileceği güvenli bir ortam yaratmak gerektiği anlamına geliyor. En üst yönetimden itibaren yapmaya çalıştığımız şey, kişiyi değil,
problemi suçlamak. İnsan doğasında suçluyu bulmaya çalışmak var. Bu kolay bir şey çünkü baskıyı ortadan kaldırıyor. Onun suçu. Biz bunu yapmamak için çok çalışıyoruz. Çünkü bunu yaptığınız anda insanlar kabuğuna çekilir ve inovasyon göremezsiniz. Risk alma göremezsiniz. Biz bir risk alma işindeyiz. Bir inovasyon işindeyiz. Bizim istediğimiz bu. İki şirket düşünün. Birinde bir hata yaptığınızda suç sizin üzerinizde kalıyor. Diğerinde ise bir hata yaptığınızda hata yapmanıza sebep olan süreç inceleniyor ve o süreç düzeltiliyor. Hangi şirketten yaratıcı fikirler çıkar? Yeni bir şey deneyen, bir farklılık yaratmak için risk alan insanları hata yaptıklarında kovarsanız, kalanlar hata yapmamak için aynı işi aynı şekilde yapmaya devam eder. Mercedes'te bu kültürün yerleşmesinde öncülük eden isim Ross Brawn. Ross Brawn'ın kitabında Ferrari döneminden bir anekdot var. Arabada bir problem olduğunda problemin kaynağının izini sürüp fabrikada hangi çalışanın hatalı olduğunu tespit etmişler ve o çalışan takımdan kovulmuş. Ross Brawn göreve geldiği takımlarda her zaman sorumluluğu üzerine aldı. Araba ile ilgili bir problem mi var? Sorumlusu benim. Toto bu mirası devraldıktan sonra bunu devam ettirdi. Örneğin 2017 Bakü'de Hamilton'ın kafalığı yerinden çıktığı için pite girmek zorunda kalır. 2018 Avusturya'da Mercedes'in baş stratejisi James Walls, Hamilton'a sanal güvenlik aracı varken pite sokmayarak rahat bir şekilde lider götürdüğü yarışta dördüncülüğe düşmesine sebep olur. Daha da sayılır ama Mercedes bu olayların hiçbirinde bir günah keçisi aramadı. Fabrika çalışanlarından pilotlara kadar herkesin kendini güvende hissettiği, dahiyane fikirlerin ancak başarısız denemeler sonucu ortaya çıkacağının bilindiği bir ortam yaratmayı başardı. İnsanlar fikirlerini özgürce ifade edebiliyor, birbirlerinin kuyusunu kazmalarına müsaade edilmiyor. Yani bir yandan rakiplerle mücadele ederken, bir yandan kendi takımınız için de sürekli arkanızı kollamanız gerekmiyor. İnsanları güvende hissettikleri bir çalışma ortamı sağlamak, Mercedes'in başarısının en büyük sırrı. Toto Wolff etrafını sallabaş dal kavuklarla değil, fikirlerini sorgulayan, katılmadıklarında hayır diyebilen, zeki insanlarla donattı. Mercedes'in en iyi mühendisleri doğru pozisyonlarda çalıştırması bir başka önemli etken. Bu Ross Brawn döneminde başlamıştı yine. Henüz daha 2012 yılında Ross Brawn 2014 hibrit aracı için farklı departmanlarda farklı hiyerarşik yapılar oluşturmuştu. 2014'ten sonra da Toto Wolff doğru insanları doğru pozisyonlarda çalıştırmaya devam etti. Mercedes'in ekibine kattığı isimlere bir bakalım. McLaren'dan Paddy Lowe, Red Bull'dan Mark Ellis ve Giles Wood, Ferrari'den Aldo Costa, James Allison, Lorenzo Sassi ve tabii ki Geoffrey Willis. Tabii bu isimleri McLaren mühendis ekibinin yarısında dahil edebiliriz herhalde. En iyileri bir takımda toplamak yetmez. Bu kadar başarılı insanların bir arada ve göz önünde olduğu bir ortamda egoları yönetebilmek de ayrı bir meziyet. Hele hele Lewis Hamilton gibi müthiş yetenekli ancak bir o kadar da soru işaretli bir karakterden bu kadar uzun süre yüksek verim alabilmek. Burada yine Toto'nun yönetici becerilerinin payı büyük. Şimdi burada 2016 sezonu ve öncesine girmeyeceğim çünkü o da ayrı bir videonun konusu. Ancak ufak örnekler vermek gerekirse Toto her zaman Lewis'i özgür bıraktı. Kendini gerçekleştirmesine izin verdi. Onun bir süperstar olarak moda markaları tanıtımından, toplumsal olaylarla ilgili duyarlılığına kadar her konuda özgür bıraktı hem de yanında oldu. O kadar ki lakabı gümüş oklar olan bir takım, sürücüsünün hassasiyetini dikkate alarak aracını siyaha boyadı. Bu sadece Hamilton'ın elinde sınırlı değil. Mercedes takımının yöneticileri, stratejistler, diğer takımların daha fazla para ve yetki tekliflerini geri çevirmelerini sağlayabilmek muazzam bir başarı. Aldo Costa, James Allison gibi isimler daha önce hiç Mercedes gibi bir takımda çalışmadıklarını söylüyorlar. Senelerce kazandıktan sonra doymuşluğun, rehavetin oluşmamasını sağlayabilmek, baskı altında kelimenin tam anlamıyla saliselerle yarışan, sürekli dünyanın farklı yerlerine yolculuk eden insanları tükenmişlik sendromunun pençesine düşürmemek. Toto Wolff bunun farkında ve bunların yaratacağı sorunların önüne geçmek için izlediği farklı yollar var. Tüm ekibine farkındalık egzersizleri yaptırıyor örneğin, fabrikada çalışanlardan sürücülere kadar. Ayrıca kendine vakit ayırmanın, kendiyle yüzleşmenin değerinin bilincinde. Bilgisayar başında çalışıyor gibi görüneceğinize, tavana bakıp derin düşüncelere dalın, zihninizi boşaltın diyor ekibine. Tabii bu amansız rekabetin ateşini canlı tutmak için önemli bir şey var. Başarılı liderlerin, teknik direktörlerin, yöneticilerin ortak özelliği bir davalarının, bir amaçlarının olmasıdır. Başarılı olmalarındaki belirleyici unsur ise ekiplerini kendi davalarına ne kadar ikna ettikleriyle orantılıdır. Netflix Drive to Survive'ı izlemişsinizdir. Orada Toto yarışa hazırlanmanın bir savaşa hazırlanmak gibi olduğunu söylüyordu. Eğer o abartı geldiyse bir de şunu dinleyin. Toto Wolff tüm Mercedes çalışanlarından, İK yöneticisinden kapıdaki bekçiye kadar herkesten Red Bull'da aynı işi yapanların fotoğraflarını masalarına koymalarını istemişti. Amaç tüm çalışanların düşmanlarını tanıması. Herkese kiminle savaştıklarını göstermek önemliydi diyor Toto. Düşmanımı tanırsam işi safsaklamadan veya eve erken dönmeden önce iki kez düşünürüm.
Mercedes yarışlarda çalışanların rahat dinlenebilmesi için araçlarla birlikte çalışanların yastıklarını da dünyanın her ucuna taşıyor. Kantinlerinde iyi yemek çıkıyor. Çalışanlar makine kahvesi değil, öğütülmüş kahve içiyor. Hem de ücretsiz. Her çalışanın bir park yeri var. Bunlar çok ufak detaylar gibi gözükebilir. Ancak zaten bu ufak detaylarda çalışanlarınıza değer verdiğinizi gösteriyorsunuz. Üstüne üstlük her şampiyonluğun ardından şampiyonluk primleri tüm personele dağıtılıyor. Mercedes'in sürekli en iyi arabaya, en iyi motora, en iyi çalışanlara sahip olmasının nedeni sadece para değil. İşte bu kültürün yerleşmesi. Bunların devamlılığını sağlayansa iki unsur var. Bu kanunu eğer daha önce duymadıysanız internetten araştırmanızı tavsiye ederim. Çok basitçe anlatmak gerekirse bir noktadan sonra bir iş için ayırdığınız her birim kaynağın daha az fayda getirmesidir. Bunun Mercedes üzerindeki etkisini açıklamak için şöyle bir örnek verelim. Örneğin bir sezonda bir aracın ulaşabileceği en yüksek seviye 100 birim olsun. Mercedes'in arabası 95, Ferrari 85, Williams'a 50 birim diyelim. Araç ne kadar iyi olursa onu geliştirmek o kadar zorlaşır. Sürekli bir yenilik, farklılık üretmelisiniz. Bu yüzden Mercedes arabasını 96. seviyeye çıkarmak için 100 kaynak ayırmak zorunda olsun. Ferrari açısından baktığımızda ise zaten önlerinde iyi bir araba var. Mercedes seviyesine yaklaşmak onlar için daha kolay. 100 kaynak ayırarak araçlarını 3 birim geliştirebilirler diyelim. Williams içinse aslında arayı en hızlı kapatması gereken takım o. Önünde bir sürü ondan çok daha iyi model araç var. Belki o 100 kaynakla 20 birim ilerleme sağlayacak. Yani baktığımızda her 100 kaynaktan gerideki takımların daha fazla fayda sağlamaları gerektiğini görüyoruz. Eğer aracı maksimum %'e sabitlersek zaman geçtikçe tüm takımların Mercedes'e yaklaşmalarını bekleriz. Bu arada verdiğim örnekler tamamen farazi. Kaynaktan kastımsa hem para hem de çalışma saati. Aslında azalan verimler kanununun Mercedes aleyhine işlemesi gerekiyor. Fakat gerçekte durum böyle değil. En başta orta ve arka sıralardaki takımların kaynak sıkıntısı yaşadıklarından arayı kapatmaları çok daha zor. İkinci olarak araç 100 birimde sabitlenmiyor. Regülasyon değişiklikleri Mercedes'e her sene ek gelişim alanları sunuyor. Yani o maksimum seviye her sene değişiyor. Ne kadar erken şampiyonu alacak arabayı yaparsanız önümüzdeki senenin aracına hazırlanmaya o kadar erken başlarsınız. Diğer takımlar Mercedes'e yetişebilmek için bu seneki farkı kapatmaya çalışırken Mercedes çoktan sonraki senenin farkını aşmaya başlamış oluyordu. Ferrari ve Renault gibi motor üreticileri Mercedes motoruna yetişmeye çalışırken Mercedes bu sırada şasi ve aerodinamiğe yoğunlaşabiliyordu. Regülasyonlar Mercedes aleyhine değişmediğinden ve hep erken hazırlanma avantajı Mercedes'teyken bu avantajı fazlasıyla kullandılar. Sürekli bir kovalamacı oyunu azalan verimler kanunundan Mercedes'i korudu. Burada bir de 2014-2017 arası uygulanan motor tokenlarının diğer motor üreticilerinin imkanlarını sınırladığını da belirtmek lazım. Evet, takımın güçlü bir lobisi vardı. Formula 1 tarihinde dominant dönemler her zaman oldu fakat FIA her zaman bu dönemleri dominant takımların aleyhine yasaklar getirerek bitirdi. Bunları diktatörlüğü sayesinde yapabiliyordu ancak oylama sistemine geçilmesiyle takımlara söz hakkı verilmesi ve Mercedes'in Niki Lauda önderliğindeki lobi gücü regülasyonların Mercedes lehine değişmesini sağladı. Pozitif geri bildirim döngüsünü anlatan çok detaylı videolar var. Eğer konuya hakim değilseniz izlemenizi öneririm. Fakat özetle bu döngü sonucun size o sonucu götüren sebepleri arttırıcı etki yapması demek. Yani Mercedes örneğinde başarılar yeni başarıları doğuruyor. Bir örnekle açıklayalım. Mercedes veya herhangi bir Formula 1 takımını şampiyonluğa götüren etkenlerden en önemlileri sürücüleri, maddi imkanları ve ekibi olarak sayabiliriz. Şampiyon olduğunuzda gridin en iyi sürücüleri sizin aracın koltuğuna oturmak istiyor. Yani en iyi sürücülere sahip olma şansınız diğer takımlardan daha fazla. Şampiyonluk ayrıca daha fazla maddi imkan demek. Sponsorlar başarılı takımların araçlarında isimleri gözüksün ister. Küçük takımlar sponsor ararken sponsorlar Mercedes'e sponsor olabilmek için yarışıyor. Üstüne tabii ki aldıkları ödül paralarıyla maddi imkanları artıyor. Ve tabii ekip, bu en tepedeki yöneticilerden mühendislere, fabrikada çalışanlara kadar uzanır. Herkes kazanan takımda olmak ister. Büyük takımda daha fazla şey öğrenmek, daha fazla imkana sahip olmak ister. Yani bu pozitif geri bildirim döngüsüyle Mercedes'in dominantlığı her sene şampiyonluklarında daha fazla artıyor. Mercedes daha fazla dominantlaşırken yine pozitif geri bildirim döngüsüyle başarıya ulaşamayan küçük takımların rekabet şansı daha da azalıyor. Örneğin Williams son sıralarda yer almaya devam ettikçe iyi sürücüler Williams aracını binmek istemiyor. Sponsorlar sonuncu arabaya isim yazdırmak istemiyor veya daha az para ödüyor. İyi mühendisler sürekli kaybeden araçları tasarlamak yerine kazanma şanslarının olduğu daha büyük takımlara gitmek istiyor. Yani başarısızlık da başarısızlığı doğuruyor. 2018'de Williams'ın kaybettiği mühendisleri hatırlayalım. Sebebi yine pozitif geri bildirim döngüsü. Bu döngü tepedekileri daha iyi yaparken diptekileri daha da dibe itiyor. Formula 1'in senelerdir en büyük problemi bu. Bununla mücadele için şampiyonluk sıralamasında alt sıralardaki takımların daha fazla rüzgar tüneli ve CFD testleri yapabilmeleri sağlandı. Amaç bu pozitif döngüyü negatife çevirmek. Yani başarının başarısızlık şansını arttırması. Örneğin ters grid de negatif geri bildirim için yapılmış bir öneri.
Amaç başarılı takımları cezalandırarak takımlar arasındaki dengeyi korumaya çalışmak. NBA'deki draft sisteminde bir başka örnek olarak sayabiliriz. Aklınıza iki soru gelmiş olabilir. Birincisi, neden herkes Mercedes kültürünü benimsemiyor? İkincisi, her şey bu kadar güzelse sonsuza kadar Humver Bot mi izleyeceğiz? Bu soruların cevaplarını birlikte vermeye çalışacağım. Evet, Mercedes'in kültürü, organizasyonu onların zirvede kalmasını sağladı. Ancak Mercedes bu yapıyı oluştururken hem Daimler grubundan takım daha az baskı görüyordu hem de üzerlerinde medya veya taraftar baskısı yoktu. 2014 yılına hazırlanabilmek için belki 3 seneyi feda ettiler. 2014 sonrasında ise kendilerini sezon boyu zorlayan bir rakip olmadı. Bu sene Max Bull ne kadar bunu başaracak göreceğiz. Toto Wolff'un en zayıf yönü fevriliği. Yumrukladığı masalar bir yana, bu seneki Monaco Grand Prix sonrası Bottas'ın lastiğinin çıkarılamamasında direkt olarak Bottas'ı suçlaması senelerdir sürdürdükleri suçlamama kültürüne taban tabana zıt. Toto daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyip geri adım atsa da bence bu Red Bull'un Mercedes'in ayarlarıyla oynamaya başladığının bir göstergesi. Kıyasaya rekabet içinde veya başarısızlık durumlarında yine kimse suçlanmamaya devam edilecek mi? Yine insanlar güvenli bir ortamda çalışacak mı? Bunların test edilmesi gerekiyor. Herkesten bir saniye hızlıyken kimseyi suçlamamak daha kolay. Sürekli yarış kazanan, şampiyonluklar alan bir takımda problem çıkma şansı daha düşük. Orta ve arka sıralardaki takımların Mercedes gibi kaynakları bulunmuyor. Araçlarını rekabet edebilecek seviyeye getirmek için kısıtlı kaynaklarla çabalarken hataları tamir etmeleri çok daha zor. Tüm takımların bu kültürü tam anlamıyla oturtmalarını bekleyemeyiz. Fakat en azından takım içi entrikaları engelleyip çalışanlara güvenli bir ortam yaratmak bence her yöneticinin birincil hedefi olmalı.